merhabalar. Polonya günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlık saatiniz iyidir. Önemli bir konuya değineceğiz bugün. Nedir? Ehliyeti sıfırdan alma. Polonya'da ehliyeti sıfırdan alacaksınız. Ne yapmanız gerekiyor? Şimdi iki çeşit yöntem var ehliyet alabilmek için. Ya Türkiye'de yeni tip ehliyetin vardır. O ehliyeti getirirsin buraya. Onu burada değiştirirsin Polonya ehliyetiyle. Bu kolay yöntem. Ben de bunu yaptım zaten. Bununla ilgili video kanalımda var. Ehliyet değişim videosu o. Bu da şu an anlatacağım ise sıfırdan ehliyet alma. Abi benim hiç ehliyetim yok ben geliyorum nasıl ehliyet alacağım? Bu da sıfırdan alma. Gençler bir videoyu durduralım. Sizden istirham ediyorum. Bir videoyu beğenelim. Sizin için araştırma yaptım, çeviri yaptım. Kaynaklardan Aşağıya bütün linkleri bırakacağım, açıklamalarımı yapacağım. Yani bunların hepsi sizler için bir beğeniye basmak, bir abone olmak, bir bildirim zilini açmak bu kadar zor olmasa gerek. Ricamızı da yapalım. Şimdi Polonya'nın ehliyeti Avrupa Birliği'nde geçerli arkadaşlar. Yani herhangi bir kısıtlama olmadığı sürece Polonya'daki e Polonya ehliyetinizi aldınız diyelim. Avrupa'nın diğer ülkelerinde, Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde de aslında bunu kullanabiliyorsunuz. Bir sıkıntı yok. İle bir dipnot geçeceğim. Bir nokta var. Kandaki alkol oranı bakın bu çok dikkat edin bu konuya. Polonyalılar alkolü çok sevmelerine rağmen araç kullanan adam alkolü almıyor. Yani zor bulursunuz öyle alkollü araç kullanan insan. Çünkü ehliyeti kaptırmanın yanında bir daha trafiğe bile çıkamayabilirsin yani. Çok katılar bu konuda. Kandaki alkol oranı %0.02 olduğu zaman zaten direkt gidiyor. Artık iş bitiyor. Yani dediğim gibi çok alkolü sevmelerine rağmen de uzak duruyorlar. Lütfen siz de alkollü bir şekilde trafiğe çıkmaktan yana o konuda dikkat edin. Çok bedelini çok ağır ödetirler yani. Şimdi ehliyet konumuza bakalım. Devam edelim şimdi. Abi kriterler ne ehliyete başvurmak için? Bak birincisi Polonya'da ikamet etmen gerekiyor. İkincisi yaş kriterini sağlaman gerekiyor. Yani B sınıfı ehliyet için hani otomobiller için 18 yaş. Ağır vasıtalarda bu bir, biraz daha yüksek olabilir. Üçüncüsü sağlık testini geçmen lazım. Yani araç kullanmaya elverişli olduğunu göstermen lazım. Dördüncüsü teori sınavını geçiyorsun. Beşincisi de direksiyon sınavını geçiyorsun. Bu şekilde. Şimdi devam edersek sağlık testinden biraz bahsedeyim. İşte Kula, göz, denge kontrolleri yapılıyor. İsmi de Badania Medicine do Prava yazdı. Aşağıya yazacağım. Yani bu e, sağlık muayenesinin adı. 200 zlotyde tutarı var. 200 zloty tutuyor bunun tutarı. Doktordan bunu yaptırıyorsunuz. Hani onay alırsanız zaten bir sıkıntı yok. Bundan geçmeniz lazım. Şimdi Türkiye ehliyetine baktığımız zaman abi peki onu da bir değineyim bir yine bir dipnot. Türkiye ehliyeti buraya ilk geldiniz ya 6 ay geçerli. 6 ay bittikten sonra giriş çıkış yaparsanız Polonya'ya tekrar yine bu 6 ay yenileniyor. Ama ya bununla uğraşamazsınız sürekli. Yani işimiz gücümüz yok. Bununla mı uğraşacağız sürekli? Buranın ehliyetini her türlü almanız gerekiyor burada yaşıyorsanız. Ve şunu da söyleyeyim. Polonya'da ehliyet almak, Almanya'da ehliyet almaktan kat be kat daha kolay olduğunu en azından ben düşünüyorum. Bilmiyorum. Katılırsınız, katılmazsınız. Almanya'da gerçekten sıkıntılı ehliyet almak. Yani ee, yani kaza oranını düşürecekse zor olsun. Tamam ama genel anlamda baktığınız zaman Almanya'da çok zor olduğunu duydum. Neyse devam edelim. Şimdi... Eee. Eğer ki Polonya ehliyetini almazsan mesela araç satış al, sat, araç Hani alımında araba alacaksın satın alacaksın diyelim sigorta yaptıracaksın. Sigorta yaptırmada Türkiye ehliyeti problemli olabilir. Yani her türlü şunu demek istiyorum Polonya ehliyetini almakta fayda var onu da söyleyelim. Avrupa Birliği vatandaşları için herhangi bir sıkıntı yok. Onlar zaten istedikleri gibi ülkeler arası gidip kullanabiliyor ama biz Avrupa Birliği dışından geldiğimiz için bu ehliyet işini çözmemiz gerekiyor. Onu anlatayım. anlatayım. Fiyatların fiyatlandırmaya bakalım hani ne ne kadar tutuyor diye. Sağlık raporuna bakın tek tek kalem kalem madde madde yazdım size. Sağlık raporu 200 zloti. Fotoğraf çektirirsiniz 20 zloty hadi oraya gider. B sınıfı alacaksınız diyelim. Kursa 3000 zloti. ortalama bu da ortalama yani şehirden şehire değişkenlik gösterebilir. 3000 zloty de buna diyelim. Teori sınavı 30 zloty. Direksiyon sınavı 140 zloty. Bir de ehliyetin hani sana verilmesi için devlet, devlete bir hani harç parası falan defter parası falan ödüyoruz ya. Onun gibi düşün. 100.50 zloti de oraya gidiyor. Toplamda 3490.50 zloti ehliyete komple giden para. Yani bir asgari ücret yapıyor. Bir asgari ücret yapıyor. E, a, bu lehçe olarak sınava girecek olan arkadaşlar için. Peki abi ben hani lehçe bilmiyorum. İngilizce olarak gireceğim. Ya da işte başka bir değil. Almanca olarak gireceğim. İngilizce ve Almanca kursa kayıt olabiliyorsunuz. İngilizce için söyleyelim. 3.000, 3000 zloty değil de o da ortalama 3.250 zloty tutuyor. Yani lehçe dışında Polonya'nın dili biliyorsunuz lehçedir. Lehçe dili dışında başka bir dilde mesela İngilizce gibi sınava girecekseniz tutar biraz daha yüksek olabiliyor. Onu da söylemiş olalım. E, toplam gideri neymiş? 3.490.50 zloty olması lazım. Peki kurstan bahsedeyim. Kursumuzun adı Google'da nasıl aratacağım, nasıl bulacağım abi diyorsanız... Herhangi bir kursa size uyan bir kursa kayıt olabilirsiniz. Kurs Prava yazdı. Şimdi kurslara gittiğiniz zaman ben zaten aşağıya bilgilerini yazacağım. Hani kursu nasıl aratırım, evraklar nedir, istenen evraklar, nasıl yapacağım, nasıl bir yol haritası izleneceğim. Gerçi bu videoda da zaten anlatıyorum ama aşağıya da ben linkleri falan her şeyi size bırakacağım. Bu video sıfırdan ehliyet alacak arkadaşlar içindir. Tamam mı? her şehirde, kasabada kurs var. Ondan yana sıkıntı yok. Kayıt olmak şart mı abi? Şart. Kurssuz olmaz. Yani kursa gitmeden olmuyor. Bizde de öyle. Türkiye'de de öyle. Benim en azından bildiğim kadarıyla öyle. Şimdi yabancı dilde eğitim veren kurslarda bulabilirsiniz. İngilizce, Almanca. Zaten lehçe. O zaten Polonya'nın dili. Bunlar yani bu dillerde bulabilirsiniz. Teori ve direksiyon sınavınız olacak. Bunlara isterseniz aynı gün girebiliyorsunuz. isterseniz ayrı ayrı günlerde de girebiliyorsunuz. Teori sınavı 30 zloty ücreti vardı az önce söyledim. 25 dakika ve 30 32 tane de soru soruluyor. Notlarıma da bakaraktan söylüyorum. Teori derslerine yani bu işte derslere girmek şart mı dersen yok o şart değil ama ilk yardım ve direksiyon dersine girmen şart. Onu söyleyeyim. Teoriye kendin de hazırlanabilirsin kitabını alıp kurs zaten seni yönlendirecektir. Yani benim kaçırdığım atladığım bir şey olursa yani şöyle söyleyeyim size yorumlarda tartışırız sorularınızı sorarsınız. Bir de zaten e, hani o anlamda korkunuz olmasın. Kurs sizi zaten yönlendirecektir. Bu videoda size bir ön ayak olacaktır bu vesileyle. Like atmayı unutmayın ha gençler. Hadi bakalım. Ee, ne dedik? Ee, 30 saat direksiyon dersin olacak. E, vesaire vesaire. Şimdi genel olarak bir de toparlayalım. Kursa. Yani kurs sana zaten yönlendirmeleri yapacaktı değil ya? Yani, olay şöyle. Birinci madde. Kursa gidiyorsun. Bir tane kurs buluyorsun kendine. İkinci madde kurs seni doktora yönlendirecek. Yani anlaşmalı bir doktorlar olabilir oraya yönlendirebilir. Sıkıntı yok gidebilirsin. Üçüncü madde doktor kontrol edecek ve senin ehliyet almaya hani elverişli olup sağlık açısından elverişli olup olmadığının neticesini ben hani bunu belirledikten sonra dördüncü madde de seni Urjat'a gönderecek. Abi Urjat dediğin nedir? Onu da altına, e, videonun altına ismini yazacağım. Böyle resmi işlerin yürüdüğü Hani böyle işte vergi borçlarının ödendiği, trafik şube gidildiği, oturum kartlarına başvurulduğu yerin adı aslında URJAT. Buraya gidiyorsun. Doktor sana küçük bir kağıt verecekti. Ondan sonra gidiyorsun Urçata aday profil numarası alıyorsun ve onu da zaten kursa götürüyorsun. Ondan sonra işlemlere başlıyorsun işte sınavındır, işte eğitimindir onları alıyorsun ve devam ediyorsun. Bunları da söylemiş olalım. E, i̇ki tane ehliyet videom var tekrar ediyorum. Birisi bu olacak sıfırdan ehliyet alma. Bir de eski çektiğim yani 2022'nin başıydı sanırım çektiğim ehliyet değişim videosu var. Tekrar ediyorum Türkiye'de buraya geldiniz iki tip ehliyet alma yolu vardır. Ya değiştireceksiniz Türkiye'nin yeni tip ehliyetini adamlara vereceksiniz ve Polonya ehliyetini alacaksınız. O da 1-1,5 ay kadar sürüyor. Lütfen onun videosunu izleyin orada detaylı bilgilendiriyorum evrakları da söylüyorum. Ya da bu videoyla sıfırdan alacaksınız. Hiç ehliyetiniz yoksa. Çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için. Yoruldum lan. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda inşallah görüşürüz. Abone olun. Bildirim zili açın. Canlı yayınlara gelin. Sorularınızı sorun. Yani istifade edin. Para falan talep etmiyorum kimseden. Yeter ki amacım insanımızı bilgilendirmek. Onu da söylemiş olayım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.